Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu ala resulina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Dini hitabet derslerimizde hitaba, sohbete, vaaza hazırlanmadan önce yapılması gereken tedbirleri konuşacağız. Bunlardan birincisi bilgi birikimini geliştirmek. Yani bilgi olarak donanımı geniş olması, bilgi haznesinin geniş olması gerekir, zengin olması gerekir. Yani bir konuda sadece hiç bilgi sahibi olmadan o konuya yoğunlaşıp kısa bir süre içinde bilgi sahibi olup sunmak yeterli olmaz. Bilgi birikimi ne kadar çok olursa sohbete hazırlığı da o derece kuvvetli olur. Yani anlattığı konuya hakim olmuş olur. Dini ilimlerde özellikle yani bilgi, ilim konunun güzel anlatılması ve etraflıca işlenilmesi açısından çok önemli. Çünkü e, konunun anlatılma esnasında mesela diyelim namazsa bir konu veyahut da ilmin önemi ise e, sadece yazdıklarıyla ibaret olmaz. Yani sadece hazırlık hazırladığı şeylerle ibadet olmaz, yani ibaret olmaz. Anlatımı daha geniş olur. Farklı konulardan misaller getirebilir. Bu sebeple e, ilmini genişletmesi gerekir. Yani bu ne zaman olur? Bu hayatının tümünde olması gereken bir konudur. İlmini arttırması lazım. Yani hitap eden, sohbet eden, vaaz eden kişinin dini ilimlerde kendini geliştirmesi, ilmini çoğaltması gerekir. Yani bu kadar bana yeter dememesi lazım. Mevcut olan ilmiyle yetinmez bir insan. Sürekli arttırmanın yoluna bakar. Ayet-i Celle'de buyurulduğu üzere Taha Suresi 114. ayette Estaizu Rabbi zidni ilma Ya Rabbim, Rabbim ilmimi artır de buyuruluyor. İmam Zemahşeri Hazretleri şöyle buyuruyor. Bu ayet Cenabı Allah için tevazu ehli olmayı ve ilim nasip ettiği için de ona şükretmeyi bize gösteriyor. İlim talep etmeyi ve kendi katından güzel edep öğrenmeyi bana nasip ettin. İlmimin üzerine ilim ver manasına gelir. Ve yine alimler demişlerdir ki Allahü Teala Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ilimden başka bir şey için ziyadeleştirilmesini Emretmemiştir. Sadece Efendimiz Aleyhisselam'ın Ya Rabbi bana artır diye söylediği şey ilimdir. Ki bu da ayet-i sabittir. Bilgi ne kadar çok olursa dinleyen kardeşlerimizin de ilgisi o kadar çok oluyor. Yani dinleyen fark eder. Dinleyen anlar. Yani dinleyen kişi o ilmin ehli olmasa bile ilim ehlini fark eder bilgi sahibi olanı, donanımlı olanı anlar ve kavrar. Anlarsa ne olur? Ona göre güvenir. Dinlediklerine itimat eder. <laughs> Burada diğer bir konuda alınması gereken tedbirlerden biri tefekkürdür. Yine konumuz diyelim ki namazdır veyahut da ilmin önemidir. Bu konuyu böyle tefekkür etme adeta zihinde yoğurmak gerekir. Ne zaman? Bir hafta önceden, bir ay önceden, ne zaman e, sohbet edeceği bunu hitap edeceği süre ne zamansa belli olduğundan itibaren konuyu böyle zihninde bir toparlaması, tefekkür etmesi, olgunlaştırması kendisini bazı hakikatlere de ulaştıracaktır. Ki Cenab-ı Allah bize tefekkürün ehemmiyetini ayetlerde de ifade eder. Yani sohbet bir lezzettir, bir tattır. Bu böyle birden ortaya çıkmaz. Adeta bir yoğurulma, bir tefekkür safası gerçekleşir. O zaman çok daha güzel olur e, konuyu derinlemesine tefekkür etmek. Öyle olur ki insanın hiç e, beklemediği bir anda, hiç tahmin etmediği bir anda aklına çok güzel bir mesele veyahut da bir bağlantı gelir. Onu hemen not alması veyahut da telefonuna e, not bölümüne kaydetmesi gerekir. Bir diğer önemli konu da sohbet öncesi yani hazırlıktan önce yapılan tedbirlerden birisi de hazırlık için Yeteri kadar vakit ayırmak. Yani bu vakit ayırma konusu çok önemli. Yani son dakikaya bırakmamak, son dakikaya sıkıştırmamak. Yani aceleye getirmemek, oldu bittiye getirmemek gerekir. ya yani Bir yolculuğa çıkarken bile insan alel acele çıksa e, hazırlığını yeteri kadar yapamaz. Ama e, yeteri kadar vakit önceden ayırdığı zaman daha güzel e, hazırlık, daha güzel e, aklına konular gelir, meseleler gelir ilmi mevzuyu güzel bir şekilde işleme e, olanağı olur. Tabii bunun için de mesela günün belirli saatleri zihninin daha açık olduğu, tefekküre daha yatkın olduğu saatleri çalışmak için seçmelidir. Mesela yorgun olduğu vakitler e, verimsiz olabilir veyahut da bazen insanın canı çalışmak istemeyebilir. O zaman da insan kendini yormaması lazım ama bazen de böyle çalışmaya adeta insan akar. Zihnine adeta böyle İlim nimeti akar, gönlüne gelir. İşte o vakitleri de güzel değerlendirmesi gerekir. Bir diğer tedbir de, hazırlıktan önce, sohbet arşivi oluşturmaktır. Yani bizim e, kağıtla, defterle veyahut da bilgisayar ortamında yığdığımız, depoladığımız arşivimiz, bilgi depomuz olması gerekir. Bu insana kolay kullanım e, olanağı da sunar. Yani bizim adaletten, A harfinden başlayın, aile hayatı, işte cömertlik, Z harfine, zekata, zulümden sakınmaya varana kadar yani yaklaşık böyle 160-170 tane konu hazır olursa, onlar da bizim arşivimizde olursa bir konuyu hazırlanma aşamasında ona bir kolaylık sağlamış olur. Yani hatip sadece hitap ettiği anda sanatını icra etmez. Esasında diğer gününün diğer kısımlarında da buna yatırım yapar. Mesela bir avcı nasıldır? Bir avcı avını yakalamayı fark ettiği an onu değerlendirir ve avını yakalar. Aynı bir avcı gibi olmalı. Kitapta bir şey gördü, bir yazıda, bir takvimde, bir dergide bir güzel söz yakaladı ve hatta birden aklına güzel bir bağlantı geldi. Bunları hemen değerlendirmesi Not alması gerekir. Yani beklemediği bir anda e, bu nimetler insana ihsan edilir. Kişi e, kendi arşivini oluşturursa rahat eder. Böyle olduğu zaman e, tedirginliği azalır, bilgi toplamaya alışır, etkili bir sohbet sunar, sohbeti düzenli bir hale gelir ve sistematik bir şekilde kendini geliştirmiş olur. E, en önemlisi de bilgi birikimi çoğalır. Yani onları yazdıkça, oluşturdukça bu bilgi birikimi olur. Yani şöyle düşünün. Mesela bir çekişle, bir tornavidayla insan inşaatçılık yapamaz. Bir inşaatçının çok güzel takımlara alet edevatı olması gerekir. Her çeşit, her neviden. Sohbetçinin de alet edevatı, takım takımı e, ilimdir, bilgidir. Onun için bunları ziyadeleştirmeye çalışması gerekir. Yani sohbet bir eserdir nasıl insanlar bir şeyler imal ederler, icat ederler, bir eser ortaya koyarlar. Her sohbette bir eserdir aslında, bir sanat eseridir hem de. O eseri meydana getirirken de kabiliyeti, kitapları, bilgisi, vesikası ne kadar çok olursa, zengin olursa o kadar daha güzel sunar. Bilgi birikimi, arşivi, Sağlam olduğunda ne olur? Bir kere hazırlaşı, hazırlığı kolay olur. Aksi takdirde hazırlanması çok zorlaşır bir konuyla ilgili. Örneğin size denildi ki e, falan konuyla ilgili bir hitap edin veyahut da bir sohbet edin, bir vaaz edin. Eğer bir arşiviniz yoksa, geri dönüp müracaat edeceğiniz, zor olur. Endişeli olur, endişeleri artar. Bilgiye çabuk ulaşamamak onu tedirgin eder. Sohbet edeceği vakit yaklaşmıştır çünkü. Ya Her sohbet öncesinde böyle bir canı sıkılır. Sohbet etmek adeta bir sıkıntıya, bir işkenceye dönüşür. Yani bir rotası olmayan bir geminin savrulduğu gibi e, savrulur. Yani savrulmaması lazım, güçlü olması lazım, tedirgin olmaması gerekir. Yine bir kütüphanesinin olması, e, sohbet edenin, hitap edenin kendine ait bir kütüphanesi olması, e, temel eserlerden oluşan. Yani kişi bunlardan beslenecek. Yani sohbet eden hocamız hatibimiz, kitaplardan beslenir, bilgiyle beslenir. Onun için bilgiyle beslenir, o halde o bilgiye sahip olması gerekir. Bunu da elde edeceği yer e, kitaplardır. Yani kitaplı olmayan bir e, hatip, silahı olmayan asker gibidir. Ne yapabilir? Ne kadar kabiliyetli olsa da silahı yoksa etkili olmaz. E, bu ilim gereklidir. Tabii şunu görüyoruz ki yani kitap alımı ve muteber kitaplara ulaşma konusunda da gevşeklik yapmamak gerekir. Gerekirse bunun için bir masraf etmekte önemli. Bir örnek kitaplık listesi nasıl hazırlanır? Kitaplığımızda tefsirden bir takım kitaplar olması gerekir. Hadisten bir takım kitaplarımız, yine fıkıhtan kitaplarımız, Siyeri Nebi'den, peygamberler tarihinden... Kur'an ilimlerinden, e, menakıptan, Allah dostlarının hayatlarından, adab-ı muaşeretten ve hazır e, tedvin edilmiş sohbet kitaplarından kendimize ait bir kitaplığımızın olması gerekir. Yani burada akaidten, ilmahalden, e, insana sohbette lazım olan her nev'i, her çeşit bilgiden, ilimden bir takım kitapları olması gerekir. Bununla da ilgili Ehl-i sünnet e, alimlerimizin, ehli sünnet yayın evlerimizin hazırlamış olduğu kitaplar, temel eserlerde hemen hemen her alanda kitaplar vardır. Bu kitapları da temin etmeli ve onları e, kitaplığımızda bulundurmamız gerekir. Şimdi bu kitaplar içinde e, iki kısım kitaplar var. E, bir takım kitaplar, böyle alanla ilgilen yani tefsir, hadis, fıkıhla ilgili kitaplar olduğu gibi bir kısımda müstakil sohbet kitapları vardır. Bu sohbet kitaplarında hani biz az önce dediğimiz gibi bir sohbet arşivimizin olması lazım. Dediğimiz gibi hemen her konuda yani nasihat tarzında her konuda orada bölümler vardır. Yani mesela kanaatten, tevekkülden, namazdan, Allah korkusundan, zikretmekten bu sohbet kitapları içinde de yani ilgili ayet, ilgili hadis, onunla ilgili kıssalar, büyüklerin sözleri, menakıplar nasihatler hepsi toplanmışla toplanmıştır burada, bu kitaplardan da istifade edebiliriz sohbetimizi hazırladığımız zaman. Yani bilgiye ulaşmada biraz daha bizim için kolay olur. Örneğin mesela bir Kuşeyri Risalesi İmam Kuşeyri Hazretleri'nin, Avarufül Me'arif İmam Sühreveli Hazretleri'nin, Mükaşefetül Kulüp Kalplerin Keşfi İmam Gazali Hazretleri'nin, Tembihül Gafilin mesela Ebu Leys-Semerkant Hazretleri'nin, Kutul Kulüp Ebu Talip El-Mekki Hazretleri'nin, yine i̇hya ül İmam Gazali Hazretleri'nin, Kimyai Saadet aynı şekilde İmam Gazali Hazretleri'nin, Tevcir-ü Teslim Fi Kalbin Selim Eyni Mehmet Efendi, Mehmet Rahmi Efendi Hazretleri'nin, El-Uhudul Kubra İmam Şaran Hazretleri'nin, yani bu şekilde bir e, kitaplar silsilesi e, vardır ki, bunlarda da konular hazır, e, faydalanmak için biraz daha kolay bizim için ulaşması kolay bir hale getirilmiştir. Bir diğer... Gerekli olan tedbir de hazırlıktan önce edebi dili kuvvetli olmak. Burası da çok mühim bir konu. Yani bir vacip onsuz elde edilemiyorsa, yapılamıyorsa onu elde etmek vaciptir diye bir kayda vardır. Ma la yetimul vacibu illa bihi fehuve vacibun diye söylenir. Yani mesela yazı yazmak ne kadar önemli ya? Yazı yazmak için ne lazım? Kalem lazım. İşte kalem de o yazı kadar ehemmiyetli. Kağıt o yazılanlar gibi hürmetli. Onun için mesela ka e, kağıdı, alelade ve pis şeylerde kullanmama ile ilgili mesela fıkıhta bir sürü hüküm vardır. Niye? Halbuki normalde kağıt bir ağaçtan imal edilen bir alettir ama onunla yazı yazıldığı için, üzerine yazı inşa edildiği için, yazı yazıldığı için hürmetli görülmüş. Bunun gibi şimdi bizim anlatacağımız şey nedir? Dildir. Edebi dilimizin kuvvetli olması da anlatımımızda ehemmiyet arz ettiği için o da aynı hürmete tabidir. Yani dil bilgisine, edebiyata iyi sahip olmalı, kendini ifade edebilmeli, dili kuvvetli olmalı. Yani güzel söz söylemek, güçlü konuşabilmek, üslubunca konuşmasını kelimelere dökebilmek, kelimeleri yerli yerince kullanmak, anlatım bozukluklarından sakınmak, yanlış anlaşılmaya sebep olacak durumları önlemek. Bunlar edebi dili kuvvetlendirmeyle olur. Bunun için e, okumak, yani yazılmış eserleri, kitapları. Şimdi şöyle mesela kitapların yazıldığında bir kitabın hazırlanmasında birçok e, emek vardır. Sadece yazarın yazmasıyla bitmez. O kitap defalarca gözden geçirilir. Edebi yönden incelenir. Yani imla kurallarına bakılır. Doğru yazılmış mı, yazılmamış mı? Onun için kitap okumak doğru cümle kullanma becerisini de geliştirir e, ee, kitap okuma alışkanlığı olmayan kişi güzel hatip olmaz, güzel hitap edemez, güzel konuşamaz. Onun için o yazılı kitapları sesli olarak kimsenin olmadığı bir ortamda dillendirmek, sesli olarak okumak da bize konuşma kabiliyetini ve güzel kelimeler kullanma kabiliyetini geliştirir. Ee, doğru cümle yapıları zihnimizde yerleşmiş olur. Bu da zaman içinde oturur. Yani mesela şöyle diyelim. Yani 100 bin ee, üzerinde bir kelime sah kelime e, vardır mesela dilimizde biz ama günlük konuşmamızda 300-400 kelimeyle konuşuruz yani 300-400 kelime nerede 100 bin kelime nerede şimdi bu 300-400 kelimeyle günlük meramımızı anlattığımız cümlelerle sohbetimizi icra edersek bu çok e, yavan kalır yani düşünün bir ticaret hanede ürün çeşitliği ne kadar çok olursa o kadar zengin olur yani ticareti zenginleşir. Ürünü bol olması lazım. Birkaç tane ürünle ticaret yapılmaz. Bunun gibi kişi de kelime sayısı, kullandığı kelime mahareti güçlü olması lazım ki edebi yeni güçlü oldukça anlatımı ona göre güçlü olur ve muhteber olur. Tabii bizim anlatacağımız şeyler, ayet-i celileler, hadis-i şerifler olduğu için en güçlü ve en önemli şeyleri en güzel cümlelerle, en kuvvetli cümlelerle, edebi yönden en zengin kelimelerle ifade etmemiz lazım ki hem kulaklara hem de kalplere güzel bir şekilde tesir etsin. Allahü Teala güzel dinimizi güzel bir şekilde insanlara anlatabilmeyi, hitap edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.